Merhaba değerli arkadaşlar, ben İmete Hocanız. 2023 LGS Matematik 4 dörtlük yaz kampımızda 16. ve son dersimizdeyiz. Veri analizi daire grafiğinden yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorular çözeceğiz. Hemen dersimize başlıyoruz. Bir mağazada bulunan ürünlerin sayılarının türlerine göre dağılımı daire grafiğinde, satılan ürün türlerinin sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Mağazada satılmayan ürünlerin sayısı 600'dür. Burada dikkat, satılmayan ürünlerin sayısı 600'müş. Buna göre mağazada satılmayan ürünlerin türlerine göre dağılımı daire grafiğiyle gösterildiğinde kazakları gösteren daire dilimine ait merkez açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi tüm ürün sayısını bulabiliriz burada. Ürün sayılarının türlerine göre dağılımından da bu şekilde faydalanabiliriz. Burada da satılan ürün türlerinin sayılarını görüyoruz. Bu sütun grafiğinden de hani satılan ürünlerin toplamını bulabiliriz. Bakın kolayca toplama yapabiliriz burada. 400, 100 daha 500 yapıyor. 500 de burada 1000, 200 de burada 1200. 1200 tane satılan ürün var. Satılmayan da 600 ürün olduğu için 1200 ile 600'ü topladığımızda toplam 1800 tane ürün var. Yani bu 360 derecelik daire grafiğinde 360 derecede 1800 ürün var. 1800 ürün var. O zaman 48 derecede mesela kaç tane ürün vardır? Bunu bulabiliriz. Hatta onu direkt altına şöyle yazmak istiyorum. 48 derecede kaç tane ürün var? X tane ürün var. Burada çapraz çarpım yapabiliriz ama daha kolay bir şey göstermek istiyorum burada arkadaşlar. Kat geçişi. 1800'ü 360'a bölerseniz, gelin bölelim. 1800'ü 360'a bölüyoruz. Neden bölüyorsunuz hocam? Çünkü burada bir kat geçişi var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Buradan sıfırları sildim bakın. Bölünen sayıdan ve bölen sayıdan. 180'de 36, 5 kere. 6 kere 5, 30. 5 kere 3, 15. 3 elde 18. Yani burada açının 5 katı kadar ürün var diyebiliriz. Yani o zaman 48'in 5 katından 5 kere 8 ne yapıyor? 40 yapıyor. 5 kere 4, 20. 240 tane kravat var. O zaman kravat sayısı 240. Bakın 48 derecenin 2 katı 96. O zaman burada da 240'ın 2 katı 480 tane gömlek vardır diyebiliriz değerli arkadaşlar. 72'ye gelecek olursak 72'nin 5 katı, açının 5 katı kadar ürün var. 5 kere 2 10, 7 kere 5 35, bir elde 36, 360 tane ceket var diyebiliriz. Burada da bakın hiç şu açıyı bulmadan 360 ile 240'ı toplarsak 600. 480 daha ne yapıyor? 1080 yapıyor. 1800 tane ürün vardı ya. 1800'den 1080'i çıkardığımızda 0, ondan 8 çıktı 2. 720 tane kazak olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada tabii ki şunu yapabilirsiniz. Hocam 360 derecede 1800 ürün varsa 48 derecede x vardır. Ben burada işte çapraz çarpım yaparım, sadeleştirme yaparım. Yapabilirsiniz. Ya da işte sonra 72'de ne kadar var buluyorum. Aşırı zaman kaybı olacaktır arkadaşlar. Tabii ki ilk öğrenirken o zaman kayıplarını yaşamanız normal. Ama özellikle bu tarz bir soruya geldiyseniz artık o temel düzeyi geçmişsinizdir diye düşünüyoruz. Ve hani bu kat geçişleri olsun, bu tarz böyle hani işlem pratikleri olsun kazanmanızı arzuluyoruz. O açıdan bu tarz teknikleri gösteriyoruz. Şimdi gelelim satılmayan ürünlerle ilgili duruma. Şimdi 720 tane kazak vardı. 500 tanesi satıldığına göre o zaman 220 tane satılmayan kazak var. Gömlekten 480 tane var. 400 satıldığına göre 80 tane satılmayan gömlek var. Cekete geldiğimizde 360 tane ceket vardı. 200 satıldı. O zaman 160 tane satılmayan ceket var. Kravata geldiğimizde 240 tane kravat vardı. 100'ü satıldı. O zaman 140 tane kravatımız kaldı. O zaman artık bunları toplayalım arkadaşlar. 140, 160 daha 300 yapıyor. Burada da 300 oluyor arkadaşlar. 600 tane satılmayan ürünümüz var. Şimdi zaten onu bulmuştuk. Hocam 600 tane ürün olduğunu bulmuştuk. Yani burada başta bize veriyordu onu. Tamam. 600 tane satılmayan ürünü biz nerede gösteriyoruz? 600 ürünü 360 derecede gösteriyoruz. Biz şimdi neyi göstermek istiyoruz? O satılmayan ürünlerde kazakları göstermek istiyoruz. Kazaklar 220 tane. 220 tane ürünü kaç derecede gösteririz? X derecede gösteririz. Hemen burada bakın çapraz çarpım yapacağız. Sadeleştirmeler olacak aslında. 220 çarpı 360 eşit olacak 600 çarpı X'e. Burada hemen şu sağdan bir sıfır siliyorum. Soldan bir sıfır siliyorum.
Sağdan 1-0 siliyorum. Soldan 1-0 siliyorum. Daha sonra 6'da 6 bir kere. 36'da 6 6 kere. 22 çarpı 6 bize x'i verecek. 22 ile 6'yı çarptığımızda 6 kere 2 12. 6 kere 2 12 bir elde 13. 132 olarak x'i bulacağız. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır değerli arkadaşlar. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Hocam ya bu ne ya? Ya bu ne hocam yani? Hani burada bir sürü işlemler var, şu var, bu var. Ama arkadaşlar şunu gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Oran ve o hani kat geçişi, o çarpanlar katlar bilgisini de aslında kullanıyoruz çaktırmadan. O oranlamaları, doğru orantıyı kullanıyoruz. İşte neye ne düşüyor falan, bunları o bütünün içisin, bütünün o parçalarını, oranları burada sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. O sütun grafiği, daire grafiği, ikili daire grafiği verilmiş. Onlar sizi hiç korkutmasın. Temel mantık bu geçişleri yapabilmek. Bu işlem becerileri de zaten soru çözdükçe oturacak arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya geçtik. Burada toptancıda sadece kalem, defter, silgi ve çanta satılıyormuş. Toptancıda bir günde satılan ürünlerin sayılarının dağılımı grafik 1'de, defter ve kalem sayılarının çeşitlerine göre dağılımları grafik 2'de ve grafik 3'te gösterilmiştir. Bu toptancıda bir günde satılan çanta sayısının 600'den az olduğu bilindiğine göre satılan kareli defter sayısı en fazla kaçtır? Şimdi satılan çanta sayısının 600'den az olduğu biliniyor. Peki hocam. Burada bir de arkadaşlar bakın şu geçişler var yine burada. O geçişleri yapmamız gerekecek. Şimdi şurada 90 dereceyi görüyoruz değil mi? Burada o zaman şurası ne olacak? 270 derece olacak. Buraya K tane çizgili defter düşüyorsa buraya 3K tane ne düşmesi gerekiyor? Kareli defter düşmesi gerekiyor. Ha hocam o zaman 40 dereceye 4K. Tamam. O zaman 80 dereceye ne olması gerekir? Bak 40 dereceye 4K defter varsa 80 dereceye de 8K tane kalem olması gerekiyor. Fakat burada da şöyle bir geçiş söz konusu. Burada 40 derece var. 360'dan 40'ı çıkarırsak şurası 320 derece. Ha, buraya o zaman arkadaşlar M tane tükenmez kalem düşüyorsa 320 derece bunun 8 katı olduğu için buraya da 8M tane kalem düşmesi gerekiyor. E hocam 8K dediniz. Buraya 8M, M daha 9M oluyor. Yani 8K eşittir 9M oluyor değerli arkadaşlar. E hocam burada iki bilinmeyen denkleme falan girdiniz siz. Hayır arkadaşlar iki bilinmeyen denklem olayı falan değil aslında burada. Hani en az da dediğimiz için bu kat geçişlerini yine yapmamız mesele. Şimdi 8K 9M'ye eşit olacaksa bunların ortak katından gidebiliriz. 8 kere 9 72 dersek yani şurada 72 olduğunu söylersek bakın değerli arkadaşlar. 9M 72 olmuş olur. Ve o zaman rahatlıkla bölünür. Yani 9M 72 olursa 72'yi 9'a böldüğümüzde M 8 olur. Bakın M 8 olursa burası da 8 kere 8'den ne olur? 64 olur. Burası 72 olursa burası 36 olur değerli arkadaşlar. O zaman burası ne olur? Burası da 36'yı 4'e böldüğümüzde burası 9 olur. Burası da 9 kere 3'ten 27 olur. Tamam hocam. Sonra buraya geçelim. 80'in iki katı olduğu için 72'nin iki katından burası ne olacak arkadaşlar? 144 olacak. Çanta sayısı 144. Fakat bir şey dikkatinizi çekti mi? 600'den az olduğu biliniyor. Ve en fazla defter isteniliyor sizden. Kareli defter isteniliyor. Peki arkadaşlar o zaman 600'den az olacaksa ben bunun katlarını alabilirim. 144'ün İki katını alsam 288. Hala daha 600'e yaklaşmadı. 144'ün 4 katını alsam 4 kere 4 16. 4 kere 4 16 bir elde 17. 4 kere 1 4 bir elde olduğu için 5. 576. Oo mükemmel. 600'den az oluyor 576. Demek ki ben bunların hepsine çarpı 4 demeliyim. Yani çanta sayısı 144'ün 4 katı, kareli defter sayısı 27'nin 4 katı, çizgili defter sayısı 9'un 4 katı, burada defter sayısı 36'nın 4 katı, kalem sayısı 72'nin 4 katı, tükenmez kalem sayısı 8'in 4 katı, kurşun kalem sayısı 64'ün 4 katı olması gerekiyor. Tamam bunu anladık. Şimdi gelelim kareli defter sayısına. Kareli defter sayısı Osman 27'nin 4 katı olacağı için 7 kere 4'ten 28, elde 2 var. 4 kere 2 8, 2 elde olduğu için 10.
10, 108 olarak buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olur. Bakın, sorudaki asıl zorluk şu, fark ettiniz mi? Tamam, oranları veriyoruz. Şurada bir tıkanma oluyor arkadaşlar. 8K eşittir 9M. Ne yapacağım hocam ben burada? Hem 8'e hem 9'a bölünecek bir sayı verirsen direkt 72'yi mesela kullanabilirsin. Daha sonra da 600'den az. Yani bakın, o ortak katlar olayını burada mutlaka bütünleştiriyoruz. O kat geçişlerini yapmamız bu daire grafiklerinin olmazsa olmazlarından biri. Ufak tefek tabii ki denklemler de olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bunları da tekrar tekrar izlemeyi ihmal etmeyin diyoruz. Şimdi bir fabrikada sarı, mavi, kırmızı ve siyah renkte eldivenler üretilmektedir. Üretilen eldivenlerden aynı renk 2 adet eldiven birleştirilerek bir çift eldiven elde edilmektedir. Daha sonra bu eldivenler 4 çiftten oluşan paketler haline getirilerek satılmaktadır. Bu paketlere ya her bir renkten birer çift eldiven ya da tek renkten 4 çift eldiven bulunmaktadır. Tamam. Aşağıdaki daire grafiğinde bu fabrikada bir günde satılan 7200 adet eldiven, bakın 7200 adet eldiven renklerine göre dağılımı. Tabloda ise eldivenlerin paket türlerine göre satış fiyatları verilmiştir. Rengarenk olursa 40 lira, tek renk olursa 20 lira. O zaman biz daha çok rengarenk satmak isteriz değil mi? Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen eldivenlerden elde edilen gelir en fazla kaç Türk lirasıdır? Şimdi ben burada en fazla gelir elde etmek istiyorsam rengarenk satmaya çalışırım. Ama rengarengi sınırlayan bir şey var arkadaşlar, siyahlar. Neden? 120 derece, 60 derece daha, toplam 180 yaptı. Burası da 180 olacak ki 360 olsun. O zaman siyahlara 30 derece oluyor. Arkadaşlar siyahlar 30 derece. Tamam hocam. Toplam 7200 tane eldiven var. O zaman şöyle bir şey olmaz mı? 360 derecede 7200 eldiven var. 30 derecede kaç eldiven vardır? O zaman X eldiven vardır diyebiliriz. Bakın burada yine bir kat geçişi var aslında. Hiç sadeleştirme yapmadan 360'ın kaç katı burası? 20 katı arkadaşlar. Bunu da 7200'ü 360'a bölerek görebiliriz. Bak şu sıfırları da attım. 72'de 36 2 kere, sıfırda olmak için 20 kere. Yani 20 katı oluyor bakın. Çarpı 20. Açının 20 katı oluyor. 30'un 20 katı o zaman. 600 tane siyah var. Tamam mı? Sonra buraya geldiğimde 120'nin 20 katı dediğimizde değerli arkadaşlar 12 çarpı 2 ne yapıyor? 24. 2400 tane sarı var. 60'ın 20 katı 6 kere 2 12. 1200 tane ne var? Kırmızı var. O zaman 150'nin 20 katı 15 çarpı 2 ne yapıyor? 30 yapıyor. 2 tane de sıfır eklediğimizde 3000 tane mavi oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi tabii burada şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bunlar tek, bir tek eldiven. Bunlardan ne yapabiliyoruz biz? İki taneyi bir araya getirdiğinizde bir çifti elde ediyoruz. O zaman buradan 602'ye böldüğümüzde 300 çift siyah olacak. Bakın 300 çift siyahı kullandığınızda rengarenk için kullanabileceğiniz siyahların tamamını kullanmış oluyorsunuz. Yani o zaman 300 tane rengarenk paket elde ediyoruz diyebiliriz. 300 çift buradan kullandım, 300 çift buradan kullandım. Yani şöyle düşünün. 600'ün yarısı burada 300 çift var arkadaşlar. 2400'ün yarısı burada 1200 çift var. 1200'ün yarısı burada 600 çift var. 3000'in yarısı burada 1500 çift var. Tamam. Ben buradan 300 tanesini kullandım. Buradan 300'ünü kullanırsam geriye ne kadar kalıyor? 1200'den 300'ü çıkardığımda 900 çift kalıyor. Burada 600'den 300'ü çıkardığımda 300 çift kalıyor arkadaşlar kalan. Burada da 1500'den 300'ü çıkardığımda 1200 kalıyor kalan. Tamam. Şimdi 40 çarpı 300'den 4 kere 3 12, 3 0 ekle, 12.000 lira buradan gelir elde ediyorum. Tamam. Sonra tek renk yaparken değerli arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini ben toplarsam bakın şöyle bir durum ortaya çıkacak. Siyahları zaten kullandım artık. 1200, 300 daha 1500, 900 daha arkadaşlar 2400 yapıyor. 2400 tane benim çorabım oldu. Tamam mı? Ayrı ayrı renklerde, tek renklerde oluşturmak istiyorum. Ben tek renkte oluştururken bunları dörder dörder
paketliyordum. Tek renk oluştururken bakın 4 çift 4 çift paketliyorum. O zaman 2400'ü de 4'e bölecek olursam arkadaşlar 600 tane paket de buradan gelecek. Tamam. O zaman 20 ile 600'ü çarparsam 6 kere 2 12. 12 bin lira da buradan gelir elde edeceğim. Bunları da topladığımda toplam gelirim ne olacak? 24 bin lira olacak en fazla. Doğru cevabımız bu soruda Bursa B seçeneği olmalıdır. Ali'nin 2021 yılında ürettiği çilek, muz ve eriğin kilogram cinsinden miktarlarının dağılımı daire grafiğinde, bu ürünlerin her birinden elde ettiği kar oranları ise tabloda gösterilmiştir. Tamam. Ürün miktarlarının kilogram cinsinden dağılımını görüyoruz. Örneğin işte burada 60 derece, 120 derece, 180 derece ise buna mesela 6K, buna 12K, buna 18K diyebilirsiniz. Ya da buna K dersiniz, buna 2K dersiniz, buna 3K dersiniz. Hani böyle bir oranlama yapabilirsiniz. Sonra çileğin 1 kilogramının satış fiyatı, eriğin 1 kilogramının satış fiyatının 2 katı, tamam. Muzun 1 kilogramının satış fiyatının ise 3 katıdır. Şimdi arkadaşlar bak, çileğin 1 kilogramı satış fiyatı eriğin 2 katı, muzun 3 katıysa çileğin fiyatına biz direkt 6x diyebiliriz bakın. Çileğin fiyatı direkt 6x olsun, tamam mı? Çileğin fiyatı 6x olsun. O zaman eriğin 2 katı olduğu için eriğin fiyatı ne olur? 3x olur. Muzun satış fiyatının 3 katı olduğu için ne olur? Muzun fiyatı da 2x olur. Bak, bu denklemdeki geçişleri de yapmak önemli arkadaşlar ha. Her şey önemli yani. Ali'nin 2021 yılında ürettiği çileklerin toplam maliyeti de 72 bin liraymış. Şimdi burada da K kilogram muz ürettiğini varsayalım. O zaman burada 2K kilogram erik üretmiştir. 3K kilogram da çilek üretmiştir. Çünkü 60'a K ise 122K, 180'de 3K olacaktır. Tamam, yazalım o zaman. Çilek 3K kilogram, muz K kilogram, erik de ne oluyor arkadaşlar? 2K kilogram oluyor. Şimdi maliyetini hesaplayacağız. Toplam maliyetini hesaplayacağız. Tabii hani burada şu an biz bunların satış fiyatlarını bulduk. Maliyeti değil. Satış fiyatı 6X ise kar oranı da %50 olduğu için biz bunun alışını, yani maliyetini bulmamız lazım arkadaşlar. O zaman şöyle düşünün. Bir şey 100 liraysa arkadaşlar bakın. Buna %50 kar ekleniyorsa neyini bulursunuz? %150'sini bulursunuz. Yani burada aslında yüzdeleri çok iyi kullanmamız gerekiyor. %150'si 6x ise, şu an bu satış fiyatı arkadaşlar. %150'si 6x ise bunun alış fiyatı, yani %100'ü nedir diyeceğiz. Onu bilmiyoruz. Soru işaretiyle gösterdik değerli arkadaşlar. Hemen bir çapraz çarpım yaparsak aslında bulabiliriz. 150 çarpı soru işareti eşittir 100 çarpı 6x. Burada hemen sadeleştirmeyi yapıyorum. 100'ün içinde 52 kere, 150'nin içinde 53 kere. O zaman 3 tane soru işareti 12 tane x'e eşit. O zaman arkadaşlar hemen sadeleştirme yapalım. 3'te 3 1 kere, 6'da 3 2 kere, 2 kere 2'den soru işaretini 4x olarak buluyoruz. Yani bunun maliyeti 4x lira. Çileğin bize gelişi arkadaşlar 4x lira. Hani derler ya, gelişi bu falan. Gelişi 4x lira. Hakikaten bakın, 4x'in %50'si 2x. 4x'e de 2x eklersek satış fiyatı 6x olmuş oluyor aslında arkadaşlar. O zaman aynı mantığı burada da kullanacağız. %160'ı 2x liraysa o zaman %100'ü, yani bize gelişi nedir? Buna bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. %100'ü bize gelişini bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. Hemen bir çapraz çarpım yapalım. 100 çarpı 2x. Burada işlem çok. Bu soruda işlem çok, yani abartı şekilde hatta. Sonra burada sadeleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. 2'de 2 1 kere. 16'da 2 8 kere. 10x bölü 8 eşittir soru işareti. Bunu da sadeleştirirsek 5x bölü 4 oluyor soru işareti. Yani bizim burada muzumuzun maliyeti 5x bölü 4. Hatta karışmasın arkadaşlar. Muzun maliyetini şuraya yazayım. 5x bölü 4 maliyeti. Bak, bu maliyet, bu satış. Çileğin satışı da 4, maliyeti 4x, satışı 6x'ti. Tamam. Şimdi gelelim eriğe arkadaşlar. Erik %125 karlı fiyatı, şöyle yani %25 karlı fiyatı dediğimizde %125'i demek arkadaşlar. %125'i 3x ise %100'ünü bulmaya çalışacağız. Maliyetini bulmaya çalışacağız. Onu da bilmiyoruz, soru işaretledik. 100 çarpı 3x eşittir 125 çarpı
soru işareti dedim. Ve burada hemen sadeleştirme yapıyorum. 100'ün içinde 25 4 kere, 125'in içinde 25 5 kere, 4 kere 3 12x yapıyor. 12x bölü 5 soru işareti oluyor. Yani eriğin maliyeti 12x bölü 5 oldu. Şimdi daha bitmedi soru. Arkadaşlar yani hakikaten soruda işlem acayip derecede fazla. Onun farkındayım ama yani bazen 20 sorudan bir tanesi böyle gelebilir. Yani buna da alışın diye yapıyoruz yani, tamam mı? Yani aşırı böyle denklem yüzde aslında hep bildiklerimizi uyguluyoruz farkındaysanız. Denklemler, efendim işte yüzdeler. Hani bunları kullanıyoruz burada. Oran orantı yine aynı şekilde. Şimdi biz burada 2021 yılında ürettiği çileklerin toplam maliyetinin 72 bin lira olduğunu. Şimdi arkadaşlar çilekler 3K kilogram. 4X'de maliyeti var. O zaman şunu dememiz gerekmez mi? 3K çarpı 4X 72 bin lira. 72 bin lira. 12KX 72 bin lira. 72 bin lira. Her iki tarafı 12'ye bölersek değerli arkadaşlar, K çarpı X'i 6 bin lira olarak bulacağız. Tamam. Şimdi Ali'nin bu ürünlerin satışından elde ettiği toplam kar kaç Türk lirasıdır? Şimdi bizim karımıza gelecek olursak arkadaşlar. Bizim karımız burada bakın 6x'ten 4x çıkardığımızda kilogram başına 2x lira. O zaman 3k çarpı 2x'ten 6kx çilekten elde ediyoruz. 6kx çilekten. Tamam hocam. Sonra muza geldiğimizde değerli arkadaşlar. Şimdi 2x ya bu. Bunun paydasını 1 olarak düşünün. 2x ile 4'ü çarparsak 8x bölü 4. 8x'ten 5x çıkarırsak 3x bölü 4. Yani 3kx bölü 4 arkadaşlar kilogram başına karımız burada. Buraya geldiğimizde bunu da 5 ile genişletirsek 3 kere 5 15x bölü 5. 15x'ten 12x çıkardığımızda 3x bölü 5. 2 ile çarparsak 6kx bölü 5. Hocam KX'i de 6000 bulduk ya arkadaşlar. Ya ultra bir soru ya. Yani gerçekten. Yani burada o zaman KX yerine 6000'i yazarsak 6000'i 5'e böldüğümüzde ne oluyor? 1200. 1200 de 6'yı çarparsak 7200 lira buradan elde ettiğimiz kar. 6000'i 4'e bölersek 1500. 1500 de 3'ü çarparsak 4500 lira buradan elde ettiğimiz kar. 6000 ile 6'yı çarparsak da burada da 36 bin lira buradan elde ettiğimiz kar. KX yerine 6000 yazdığımda. Bunları toplarsam 36 bin, 4500 ve 7200'ü toplayacağım. Hemen şurada toplayayım. 36 bin, 4500 ve 7200. Bunları topluyorum artık arkadaşlar. 0, 7, 5, 2 daha 7. 6, 4 daha 10, 7, 17, ne yaptı? 47.700 yaptı. Doğru cevabımız Bursa B seçeneği olmuş oldu. Tabii kafalar çorba oldu şu an. Farkındayım arkadaşlar. Ama burada özellikle bakın rasyonel sayı bilgisi, o payda eşitleme, efendim işte yüzde bilgisi, oran orantının sıklıkla kullanılması, sorunun iyi anlaşılması, gerçekten bu soruyu üst düzey işlem becerisi gerektiren bir soru haline getirdi arkadaşlar. Ama aslında yani bildiğimiz şeyler. Tabii hani bu soru mesela 2 dakikada çözülür mü? Tabii ki bence arkadaşlar 2 dakikada çözülmez. Yani her soru 2 dakikada çözülecek diye de bir şart yok. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam sınavda bize her soru 2 dakika veriyorlar. Ama bazı sorularda 1 dakika bile sürmeden çözülebiliyor. Hatta bunun yani bir parça işleminin olduğu sorular da olabiliyor. Burada baktığınızda 1, 2, 3, 4 belki de hani şuradaki geçişleri de sayarsak yani belki 6-7 parça işlemi bir arada yapıyoruz. Yani belki 6-7 tane soruyu bir soruda çözüyoruz. Ama tavsiyem mesela hani böyle soru çıkar diye değil de böyle sorular bizi geliştirir diye izleyip öğrenmeye çalışalım. Bir de soruyu mesela bir defa da anlamak mümkün olmayabilir. 2 kere, 3 kere, 5 kere izleyelim. Kendimiz yapmaya çalışalım. Neden böyle yapıyoruz mesela? Satış, maliyet, kar ne demek? Yani bunları burada kendimiz bir uygulamaya da çalışalım arkadaşlar.
çok bizi geliştirdiğini göreceğiz. Evet, 16. dersimizi burada noktaladık. Bu arada siz de bunlarla ilgili pekiştirici sorular çözmeyi, yeni nesil sorular çözmeyi de ihmal etmeyin diyoruz. 16. dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. Veri analizi daire grafiği ile ilgili yeni nesil soru çözümü dersimizle 2023 LGS Matematik 4-4'lük yaz kampımızı hakkını vere vere bitirdik arkadaşlar. Umarım sizler de hakkını vermişsinizdir. Bu videoları izlemekle kalmayıp aynı zamanda bunlarla ilgili sorular çözmeye çalışmışsınızdır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece videoyu izlemek size evet bir nebze bir şeyler verecektir. Ama kendiniz böyle mutlaka çözmeye çalışmanız sizi asıl geliştirecek olan hamledir. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki yepyeni videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir dahaki derslerimizde görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.